siyasi partilerin değerli temsilcileri, sayın başkonsoloslar, belediye başkanları, sevgili dostlarım, sivil toplum örgütünün değerli temsilcileri, sahadaki sevgili kadınlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu anlamlı günde beraber olmak çok anlamlı. Ancak 26 yıllık gazeteciyim. Dün çok acı bir şeyle karşı karşıya geldim ve dün akşam o izlediğim haberden sonra hala kendime gelemedim. Türkiye'nin malum gündemi ne yazık ki çocukları da etkiledi. Dün akşam Fox Haber'de 13 yaşında bir kız çocuğu acıkmamak için kendimi geliştiriyorum. Açlığımı aklıma getirmemeye çalışıyorum. Bazen bunun için fazla su içiyorum diyordu. Söyledikleri gerçekten kalbimi delip geçti. Yaşar Kemal'in bir sözü var arkadaşlar, diyor ki insan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yaşar. Bugün içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönem bizlere bangır bangır değişim şart diyor. Değiştirecek olanlar ise vicdanı temel alan, önceliği adalet olan koca yürekli insanlar. Bugün buraya işte bu umutla geldim çünkü kader koca yürekli insanların oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür. Değişimi tetiklemek için, kadınların siyasette erkeklerle eşit temsili için yıllardır canla başla mücadele veriyor. Ayrımcılığın her türüne karşı tüm siyasi partilerine eşit mesafede durarak demokratik katılımı esas alıyor. Dürüst, ilkeli, birleştirici bir üslubu var. İstediğimiz, görmek istediğimiz bir şeyi sunuyor bize. Kader Başkanı sevgili Nuray bana dedi ki 5 Aralık Türkiye'de kadının seçme ve seçilme hakkını kazandığı gün, biraz geç de olsa bugünü kutlamak istiyoruz. Sen sunar mısın? Zevk edelim ve umutla buraya geldim. Keşke sayımız biraz daha fazla olsaydı. Ama inşallah söylediklerimiz topluma değer. Kaderi desteklemenin bir sebebi daha var sevgili arkadaşlar. O da hayatımdaki kahraman, idolüm, teyzem Gülen Turgut. Türkiye'de kadın hareketinin öncülerinden biridir. İlerici Kadınlar Derneği'nin kurucusuydu teyzem. Ve ben de aynen dün o televizyonda izlediğim kız gibi 13 yaşındaydım. Teyzem içeri alındığında 1980'li yıllarda 2,5 sene Mamak cezaevinde yattı. Ve hep şunu sorguladım çocuk kafamla. Neden bir kadın, bir insan hakkı savunucusu sadece eşitlik için, kadın hakkı mücadelesini verdiği için içeri atılır? Ve işte bu coşkuyla kadın hareketinin içindeyim bir gazeteci olarak. Teyzem son nefesine kadar umudunu hiç kaybetmedi. Aynen birçoğumuz gibi. Ben de teyzemdeki umudu bugün kaderde görüyorum. Bugün aramızda olan Kadın Cinayetini Durduracağız platformunda görüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği için sahada mücadele eden tüm kadın kardeşlerimi de görüyorum. Eşitlik yoksa özgürlük yoktur. Özgürlük yoksa kalkınma da yoktur. Mecliste kadın milletvekillerimizin oranı bugün %17 yerine %50 olsaydı, mesela Ruanda bunu yaptı, %67,5'la dünya rekorunu kırdı Ruanda ve kadına karşı şiddeti durdurdu. Türkiye'deki belediye başkanlarının yarısı kadın olsaydı, siyasi partilerin karar alma mekanizmalarında daha çok kadın yer alsaydı, yine biz bugün bu durumu yaşar mıydık? Kadın yoksa demokrasi yoktur. Bu kadar net. Bugün bütün bu yaşadıklarımız, Cumhuriyetimizin ve Türkiye'deki kadınlara birçok Avrupa ülkesinden önce seçme, seçilme hakkı tanıyan Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini çok daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Atatürk'e şükran borçluyuz.